Herkese merhaba, hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bu videoda yine güzel bir harita modu göstereceğim size. Gerçekten çok hoşunuza gideceğinizi sanıyorum. Bizim Discord'dan sağ olsun Metin abi bu haritayla tanışmamıza vesile oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi haritanın linkini YouTube yorumlar kısmına bırakacağım ve aynı zamanda yine Discord'da da paylaşıyorum. Dilediğiniz yerden linke ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, öncelikle ben harita hakkında size bilgi vereyim ve videonun başında da yazdığı gibi bu haritayı kullanabilmeniz için full derece gerekmiyor arkadaşlar. İhtiyacınız olan haritalar Going East, İskandinavya, Fransa, İtalya ve Special Transport derecesine sahipseniz bu haritayı kullanabilirsiniz. Yani tehlikeli yollar, uçurumlar, ne bileyim böyle zorlu dağ yolları, orman yolları istiyorsanız tam doğru adrese geldiniz diyebilirim bu haritayla birlikte. Toplam 40 tane şehir içeriyor. Dağ, yılan yolları ve zorlu yollarla dolu, kontrol noktalı, dolan başlı yollar, dağ manzarası, zorlu yollar, kötü asfalt, su engelleri, tekli oyuncu oynayabilirsiniz, çoklu oyunculu yani resmi MP'de oynayabilirsiniz. Aynı zamanda güzel manzaralar ve tehlikeli yollar demiş. DirectX 11 desteği de mevcutmuş. Haritamız ETS2 1.49'a fixlenmiş hali. Haritamızın yapımcısı Elvis Madariaga ve Carlos Delgado yapımcıların eline koluna sağlık. Şimdi bu mini bilgiyi verdikten sonra abicim, size vereceğim linke tıklıyorsunuz ve şöyle paketli bir dosya elinize geçiyor. Bu dosyayı açabilmeniz için bilgisayarınızda WinRAR ya da WinZip tarzı bir uygulama olması gerekiyor. Bu paketin üstüne çift tıklıyorsunuz ve içinde bir tane SCS uzantılı dosya var. Bunu masa üstüne alın abi. Dosyamızı masa üstüne aldıktan sonra artık bununla bir işimiz kalmıyor. Videoyu tam izleyin arkadaşlar. Yani bir iki dakika izleyip bırakmayın çünkü önemli püf noktaları var. Sonra haritayı kurarken takılmalar yaşamayın. Dosyamızı mouse'un sağ tuşuyla kopyalıyorsunuz. Bilgisayar diyorsunuz, belgeler diyorsunuz, Euro Truck Simulator 2 oyun dizininizi açıyorsunuz. Öncesini mod klasörü oluşturmadıysanız mouse'un sağ tuşuyla yeni deyip klasör deyip MOD mod klasörü oluşturmanız lazım. Mod klasörünüzü oluşturduktan sonra üzerine çift tıklayıp bu dosyayı klasöre yapıştırıyorsunuz. Ben öncesinde tabii bu işlemi yaptığım için şöyle ekranda gözüktüğü gibi tekrar bu işlemi yapmayacağım. Şimdi dosyayı klasöre attıktan sonra abi, gelelim şimdi oyuna. Nerede bu ETS2? Açalım abi çünkü oyunda da yapacağımız işlemler mevcut. Evet, oyunumuz açıldı. Öncelikle arkadaşlar, haritamızı yeni profile kurmanız lazım. Tıpkı Grand Utopia ya da RPM haritası gibi kendinize yeni bir profil oluşturuyorsunuz. Bunun için profilleri yönet deyip yeni profil deyip kendinize yeni bir profil oluşturuyorsunuz. Ben öncesinde yeni profil oluşturmuşum. Yeni profile tıkladığınız zaman abi, burada profil adınızı yazıyorsunuz. Daha sonra buradan fotoğrafınızı seçiyorsunuz. Tercih edilen çekiciyi seçiyorsunuz. Logonuzu seçiyorsunuz. Şirket ismi, atıyorum MCA. Şimdi burası çok önemli. Burayı çok iyi dinleyin. Ve modunuzu aktif etmeniz lazım. Bakın sol üstte mod yöneticisi var. Mod yöneticisine tıklıyorsunuz. Modunuz bu arkadaşlar. DLC Overseas ediyor. Bunun üzerine çift tıklayıp sağ tarafa atıyorsunuz. Ve değişiklikleri onayla diyorsunuz. Hiç Promos haritası kurmanıza gerek yok. Promos haritasına ihtiyacınız yok. Sadece bu modu mod yöneticisine atmanız yeterli. Ve burada Avrupa yazıyor bakın. Bu Avrupa olmayacak arkadaşlar. Burayı es geçmeyin sakın. Yoksa haritayı çalıştıramazsınız. Hemen şu ok işaretine tıklayıp Puno Peru MBD dosyasını seçip oluştur diyorsunuz ve profilinizi oluşturmuş oluyorsunuz. Oyuna devam et diyelim abi ve oyunu içine bir giriş yapalım. Evet, gördüğünüz gibi haritamız bu arkadaşlar. Artık Peru haritamızı siz de kullanabilirsiniz. Üstelik Promos haritasına ihtiyacınız olmadı. Şimdi bir sür diyelim. Tabi profilimiz yeni olduğu için mecbur tek seferlik bir iş almamız gerekiyor. Şöyle tek seferlik bir iş alalım abi çünkü kamyonumuz yok. Fazla uzun bir yük olmasın. 183 kilometre, tamam şu işi alalım hadi. Hem de
Peru haritamızın şöyle bir havasını almış oluruz. Çünkü ben de kullanmadım. Sizinle birlikte ilk defa haritaya girip teslimat yapacağım abi. Çalıştı motoru. Şimdi nereden çıkacağız dayı? Oo, burada nasıl döneceğiz biz? Evet, buradan dönebilecek miyiz? Sanırım döneceğiz. Şu dağlardaki sislere bakar mısın? Yani Metin abinin söylemesine göre gerçekten çok güzel bir haritaymış. Zaten haritanın açıklama kısmında da gayet keyifli bir harita olduğu hakkında bilgiler var. İşte dağ yolları, videonun başında da söyledim, orman yolları, uçurumlar, sıkıntılı yollar vesaire. Keyif alacağınızı düşünüyorum. Ben de sizin gibi şu anda izlediğiniz gibi ilk defa haritayı kullanıyorum. Şöyle kısa bir teslimat aldım ki biraz haritanın havasını, suyunu keşfedelim diye. Bundan sonra portföyümüze Peru haritasını da ilave etmiş olduk. Gayet güzel. EFSO. Başladı. Nasip olursa yarın öğleden sonra canlı yayında bu haritayı keşfetmeye devam ederiz resmi MP'de. Aklıma gelmişken bunu da size söylemiş olayım. Bugün artık iki yayın yaptık. Yoruldum artık. Biraz dinlenmem lazım bu videodan sonra. Aç şu camı. Temiz hava gelsin. Önümüzde cüyü cüyü varmış bak. Sanırım şimdiye kadar keşfetmiş olduğum, o da Metin abi sayesinde, en virajlı, en sıkıntılı harita diyebilirim. Elbette bunu video aracılığıyla hemen sizinle paylaşmak isterim. Deneyip denememek elbette sizin tercihiniz. Ama ben bu haritayı gördüğüm kadarıyla şimdiye kadar gayet beğendim. EFSO. EFSO baby. Bu dağ tırmanmanın tabi bir de inişi olacak. Çıkamıyoruz. Man varken man daha tepe dinlemez de ...114 kilometre kalmış. Allah bilir daha keşfetmediğimiz neler var. Bunu da inşallah yarın canlı yayında keşfetmeye devam ederiz. Tabi bir süre tek seferlik iş alıp şöyle hile mile yapmadan gelişmeye bakın. Hani birden zaten araç alamazsınız.
para olmadığı için birkaç tek seferlik iş alırsınız. Sonra bankadan kredi çekersiniz, bir araç alırsınız falan. Yavaş yavaş gelişirsiniz. İstikamet Curya. İyi gidi, harman oldu yer. Mazot almı cüzdayı. Ne olmuş bura? Sizi mi bekliyoruz? Sağa döneceğiz. Orman yoluna girdik. Buraya asfalt dökmüşler. Çalışma mı var dayıcığım? Biz nasıl geçiyoruz? Aha, şimdi yandık işte. Şimdi yandık. Yolu kapatmışsınız. Hayırdır? Hey, kaza olmuş görüyor musun bak? Uçuruma bakar mısın? Mecbur sıfır kamerasını kullanacağım. Kusura bakma. Ha, burada kaza olmuş, o yüzden kapanmış bu yol. Şu köprüden geçmemiz lazım abi. Bu köprü bizi dağıtacak mı? Eyvah eyvah. Vay. Adam. Adam gittik adam. Gittik dayı gittik. Vallahi gittik. Eyvah eyvah. İyi geçtik la. Burası Peru. Alman yollarına benzemez. Çocuk yemeyen gelmesin. Ben size söyleyeyim. Adama mı çarptık la? Az kalsın devriliyorduk ha. Geçerim sandım ama takıldım. İstikamet Yanamayo. İyi gidiyor, harman oldu yer. Virajı alamadım. İyi ki karşıdan bir araba gelmiyor. Yoksa halimiz duman. Baksana. Halimiz duman abi. Thank you.
Amanın. Nereye çarptık la? Sanırım daha tepeye çıkacağız. Evet, hemen yükümüzü teslim edelim. Parayı ver. Çabuk. Heh. 3000 euro, Allah bereket versin. Gerçi bu yolu 3000 euro az. Evet arkadaşlar. Söylediğim gibi harita gerçekten keyifli. Mutlaka arşivinizde bulunsun. Elbette benden size tavsiye. Üstelik full derece de istemiyor. Yayının başında da söylediğim gibi. Şimdilik harita hakkında söyleyebileceklerim bunlar. Elbette haritaya güncelleme geldikçe bunu sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.